Kocası Seyrettin'in kadınlara olan aşırı zaafı yüzünden kalp krizi geçirip ölmesi ve köyünün Belkıs Barajı sularının altında kalması üzerine devletin yaptırdığı prefabrike konutlara yerleşmeyi reddeden kibar ana İstanbul'a, çocuklarının yanına gitmeye karar verir. İstanbul'da kurulu düzenleri gereği onu misafir edemeyecek olan 3 kızı ve bir tane de hayırsız oğlu vardır. Kibar ana yıldırım gibi düşer tepelerini. Onlara unuttukları değerleri hatırlatmak için damatları ve kızları ile amansız ama bir o kadar da komik bir mücadeleye girişir. Neden bunalıma girmiş? Girecek başka bir yere kalmamıştı ondan. Kızım baban seni de zamanında Feyzullah'la değil de istemediğin biriyle evlendireydi. Sen de bunalıma girerdin. Ha ondan. Gerçi Feyzullah gibi damadım olduğu için senin yerine ben bunalıma girdim ama. Olsun. Ay iyi ki Hayriye'nin yerinde değilim. Bu devirde böyle hain babalar da var demek ki. Bak şimdi Feyzullah'a takdir ettin. Sen Feyzullah'a takdir ettin. Ay inanmıyorum. Damat benim damat değil mi? İster takdir ederim ister küfür ederim. Hiç olmazsa öyle aşırıya kaçmıyor. Nasıl yani? Ne hal yanisi mi var? Ya baban da seni bu kadar kurbanı kız gibi istemediğin biriyle vereydi? Doğru. Hiç olmazsa o yönden şanslıyım. Muhterem, yani senin oğlanla benim kız. Aslında Aslı ile Kerem gibi birbirlerine yakışacaklar vallahi lazım. Yakışacaklar tabii ya. Oğlum diye söylemiyorum. Muktedir şu dünyada bir tanedir. Allah herkese muktedir gibi bir erkek evlat ihsan etsin. Lakin hala içimde bir kuşku var. Bu işe senin kız karşı çıkmasın. Bana ha? Karşı çıkmak ha? Ben kızımı öyle bir eğittim ki değil bana karşı çıkmak. Yani sesini bile yükseltemez vallahi lazım. Baba yapamazsın bunu bana. Yahu bir şey yapacağım yok. Hem de o Şevki Bey çok mümtaz bir şahsiyettir. Oğlu muktedir de aynı babası. Yani muhteremlik bakımında. Ayrıca da bakımlı, yakışıklı bir muhterem. Ama baba, görücü usulü evlenmeler artık tarihe karıştı. İnsanlar konuşa konuşa anlaşıyorlar. Sonra da iyi anlaşırlarsa evleniyorlar. Bak Feryan, muktedir enişteye bir, bilemedin iki görüşte aşık olursun ha. Hoş olmaz mı? Bir dene istersen. Sen ulan hadi bak parçalarım şimdi seni. Şşt. Ya büyükbaş damat. Durduk yerde nereden çıktı bu evlenme işi? Yani rüyanda aksakallı dede girdi de ey Feyzullah Perihan'ı muktedirle evlendir mi dedi? Farz edin ki öyle oldu. Ha, farz edelim ki aynı aksakallı dede benim rüyama girdi. Ey kibar ana Feyzullah'ın kafasında kuş beyni var mı dedi? Yahu rica ederim valide. Burada kızımızın saadetiyle alakalı önemli bir mevzu konuşuyoruz. İstersen biz gidelim. Sen kendin kendine konuş. Hoş kendin kendine konuşanlar hakkında pek iyi şeyler söylemez emmi. Bak Perihan kızım. Bunu senin iyiliğin için yapıyorum tamam mı? Her baba kızının istikbalini emniyet altına almak ister. Ya o zaman ne diye arkadaşın oğlu muktedirle evlendiriyorsun da bir emniyet mensubuyla evlendirmiyor? Feyzullah iyice düşündün mü? Ha düşünme ha. Bu nehetler düşünen yaratık insandır. Bu da büyükbaş damat olduğuna göre. Ya baba benim hiç mi fikrimi almayacaksın? İstemiyorum işte. Ya lamicim yok.
Hem ağlayacaksın hem gideceksin vallahi lazım. Yahu gönül bu. Ne demişler? Gönül sevmezse birini koparıverirler dilini. Ya çocuktan hoşlanmazsa? Ya Muktedir çok çok yakışıklı. Bütün Sultanbeyli'nin kızları peşinde. Yani mutlaka Periha da hoşlanacaktır. Allah Allah. Ya şu kadarcık hoşlanmazsa ne olacak? Ya öyle bir şey ihtimal bile veremiyorum. Bak aha şuraya yazıyorum. Eğer Muktedir geldiğinde Perihan Yıldırım aşkıyla ona tutulup en yıldırımından bir nikah istemezse ben de adam değilim. Ha, adam olmadığını biliyoruz zaten. Tekrarlamana gerek yok. Hem zaten bizim de silah zoruyla evlendirecek halimiz yok ya. Bir görsünler birbirlerini. Beğenirse evlenirler. Perihan da mutlaka beğenir zaten. Ha benim kınalı kuzum. Güzeller güzeli torunum benim. Surat asma. Bu bana duydun. Beğenirse evlenir, beğenmezse evlenmez dedi. Sırtında yumurta küfesi yok ya. Ya sen babamın öyle dediğine bakma anneanne. O kafasına koymuş bir kere. Beni zorla evlendirecek. Hele öyle bir şey yapsın. Vallahi delikli kaşarı benzetirim onu. Sen engel olursun ona değil mi? Tabii kızım. Senin anneannen gıcı kırık büyükbaş damada pabuç bırakacak kadın mı? Canım anneannem benim. Hadi ya. Demek Perihan'a talip olan adam çok zengin ha. Oo, zengin de laf mı? Para içinde yüzüyormuş. Bak bu benim de en büyük hobimdir. En çok da para içinde kurbağalama stilde yüzmeyi severim. Ama bende tesis yok. Rica etsem de Mustak Bey'le işte biraz bana tesis eder mi? Ben senin yüzüne iki tane beş kardeşi tesis etsem ne hal olur acaba? Mendebur ol. Bir sor bakalım Perihan onunla evlenmek istiyor mu? Ya böyle zengin bir damatla ben bile evlenirim be. Aşk olsun dayı ya. Çok hainsin. Teşekkür ederim. Teveccühünüz. Neyse hadi ben gideyim. Bizimkiler beni göremeyince %20 kapasiteyle oynuyorlar biliyor musunuz? Fenerbahçe sen çok yaşa. Canım kurban senin. Merak etme Perihan. Baban dün gece bana söz verdi. Çocuğu beğenmezsen evlenmeyecekmişsin. Görücüye falan gelmeyecekler yani. He ben de onu diyorum. Her ne hep der büyükbaş damadın ipiyle kuyuya inilmese de söz verdi miydi de? Tutar. Muhterem, bizim adetlerimizde böyle şeye yer yoktur. Çocukları görüştüreceğiz. Birbirlerini beğenmelerini bekleyeceğiz. Beğenmezlerse iş olmayacak. Yok öyle şey. Buna resmen flört derler efendi. Gavurluğun dikalası. Yani bence de öyle muhterem. Hani ben belki sen öyle istersin diye şey ettiydim. Hiç şey etmesen. Flörtle mülörtle bizim işimiz olmaz. Efendi gibi bu akşam geliriz, senin kızı isteriz, öbür türlüsü gavurluğun dikalası. Tabii canım, tabii. Gerçi söz verdiydim. Söz mü verdin? Yani sözü bile olmaz diyorum canım. Selamın aleyküm eniştem. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Geçiyordum da. Muhterem enişteme bir uğrayayım, halini hatırını sorayım dedim. Bu halin ne senin? Ben aylardan beri böyleyim enişte. O kadar kolay yerdeymiş ki. Şıp diye buldum doğrusu. Bu arada senin de hakkını yemeyeyim. Doğru yolu bulmamda senin de epey yardımın oldu. Bu Mustak Veldin ürün mü? Evet. Öpeyim. Beyefendi, bana hemen $100,000 verirseniz sizinle büyük bir iş yaparız. Ne de olsa akraba sayılırız. Ne? Şimdi anlaşıldı senin bu kılığa neden girdiğin. Ya böyle yapıp bizim gözümüzü boyayacaktın ha? İslami sermayeyi lüpletecektin ha? Hadi hadi defol bakayım dükkanımdan. Defol hadi. Ama eniştem lütfen. Ama muhterem eniştem yapmayın. Defol buradan hadi hadi. Acemi iblis seni. Hadi. Hayret bir şey ya. 40 metreden gol atsak bile bu adamı yaranamayacağız ha. Yahu kusura bakma muhterem. Ya, kusura bakmayın. Yani bizim kayınbirader böyle serseridir işte. Aklı gelir gider. Ne yaparsın akraba? Madem ki bu olaydan çöplenemiyoruz. O halde kimseyi çöplendirme. Ben de bu işi Helmut enişteme bozdurmasam adam değilim. Alo Helmut eniştem. Toktamış haber merkezi arıyor. Offsite'e düşmek üzeresin haber vereyim dedim. Bir görüşelim mi? He? Tamam. Helmut ne diyecek bu işe? Tabii ki çok üzülecektir. Ne bir şey söyleme. Ne olsa bu iş olmayacak.
Nasıl olmayacak? Bu akşam istemeye geliyorlar işte. Evet, babam da vermeye geliyor. Siz kardeşsiniz, bir durumda olmadığına göre bu iş olur. İstemiyorum. Meraklanma Peri Hanım. Benim de adım Kibar Anaysa ne yapıp edip bu işi bozacağım. Mein Gott Peri Hanım'dan gitmek üzere. Ya dedik sana. Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Peki bu durumda ben ne yapabilirim? Gideceksin eve. Perihan'dan hamileyim diyeceksin. O zaman kızı sana mecburen sana verecekler. Nasıl yani? Burada adet böyle mi? Yok be Alman enişte. Dalga geçtim. Ben burada üzüntüden ölüyorum. Sen dalga yapıyorsun. Aşk olsun yani tokkamış. Tokkamış değil. Toktamış. Merak etme. Ani bir kontratakla Perihan'ı çekip alacağız ellerinden. Benim aklıma bir iki şey geliyor ama. Dinle bak. Peki şey etsek, o da riskli. Allah Allah. Ne edip de kurtaracağız bu kızı Görücü'nün elinde? Dikkat edeceğim Hacer. Aman dikkat edelim. Memduh Şevki Bey çok titiz adamdır. Ortalık dağınık falan olmaz. Tamam. Perihan kızım gel. Efendim. Bak Memduh Şevki Bey kahveyi ortaya içer, tamam mı? Ona göre yap. Hadi bakalım. Aman Feyzullah, adettendir. Kız kahveyi nasıl alırsınız diye sorar. Böylece konuşmasında bir bozukluk var mı yok mu görülür. Tabii, malız ya biz. Paraları boşa gitmesin diye. Baba, seni ilgilendirir mi bilmem ama Perihan bugün kahvenin içinde en iyi tesiri hangi zehir yapar diye eczaneleri dolaşıyordu. Şşşt, dur ya. Hadi yetişmeyin. Hadi yetişmeyin. İşte geldiler vallahi lazım. Çabuk herkes toplansın. İkinci bir emre kadar yetişmekte pişmek yasak, tamam mı? Perihan kapıyı aç kızım, çabuk. Ben neden açıyormuşum? Beni istemeye gelenleri de ben açarım, hadi. Hadi. İyi akşamlar. Bu akşam burada bir kız isteme olay olacakmış. Evet, kısmetse olacak. Üzgünüm. Size kötü bir haberim var. İkinci bir emre kadar bütün kız isteme ve nikah işlemler durduruldu. Olur mu canım böyle saçma sapan şey? Oluyor işte bazen böyle. Emir bizzat Sayın Bakan'dan. Çok gürültü oluyormuş. Herkes rahatsız oluyormuş o bakımdan. Ne yapalım? Biz kul emriyiz. Emir kulu. Ha doğru. Emir kulu. Yeni kanunlar böyle diyor. Üzgünüm. Sen ne biçim polisin be? Doğru düz Türkçe konuşamıyorsun. Ben yabancılar şubeden. Göster bakalım kimliğini hadi çabuk. Yahu kamera şakası yapıyordur biliyor musun? Hadi kardeş git başka yerde yap kamera şakanı. Biz bu şakaları yutmayık. Hadi. Ne oldu? Olmadı. Feyzullah baba yemedi. Hadi ya. Öyleyse gol için atak üstüne atak yapmalıyız. Hemen ikinci plana geçiyoruz. Geçelim. Gel benimle. Allah Allah. Ya bu kamera şakacılardan mı da azıtmışlar ha? Evlere bile girip şaka yapmaya çalışıyorlar. Ayıptır, günahtır vallahi lazım ya. Canım, o da onların işi. Ne etsin zavallılar? Ay senin bu Helmut çıldırdı mı? Baban anlasaydı öldürürdü vallahi. Onunla beraber beni de öldürürdü, ben de kurtulurdum. Sus kız, o nasıl laf öyle? Allah'tan baban durumu fark etmedi. Hacer! Siz! Feyzullah! Ya ne biçim insanlarsınız ya? Ne oldu ki Feyzullah? Ya bir de ne oldu diye soruyorsun. Ya birazdan Memduh Şevki Beyler gelecek. Siz hala burada fıdı. Hadi çabuk olun hadi. İşte geldiler. Hadi aç kızım. Aç hadi. Koş. Hadi. Koş. Selamın iyi akşamlar. Aleyküm selam. Buyurun. Bu kim ayol? Daha önce seni hiç görmedim oğlum. Ne için geldin? Bana acil olarak yorgan lazım. Ne, yorgan mı? Herhalde yorganı yok garibin. Bu soğukta da yorgansız yatılır mı? Siz yorgan dikmiyorsunuz mu? Diker. Hem de bu saatte genellikle kulakları diker. Evet dikerim ama bu saatte olmaz. Hadi. Bakın, şimdi lazım bana yorgan. Hemen iki katı para veririm. Ya olmaz kardeşim. Bugün git, yarın gel. Ama bakınız, durum bildiğiniz gibi değil.
Yok hani siz hemen dikmeye başlayın, ben size 3 katını vereyim. Olmaz kardeşim, olmaz. Ya tamam 5 olsun. Yahu vazgeçmesin olmaz kardeşim, 3 olsun. Bakın burada hayırlı bir iş için bulunuyoruz. Tamam mı? Yarın sabah hadi. Tamam işte, ben de onu söylüyorum. Oğlum hadi gel ben hadi. Ben onu diyorum, hayırlı bir iş. Şey demek istiyor. Evleniyor da kendisi de. Evlenince de yorganı lazım. Hadi oğlum uzatma. Hadi bakalım. Hadi. Tövbe. Bu akşam da bütün münafıklar ya. Buldu. Yahu Allahülazim. Allah Allah. Çok şükür yine anlamadı bizimki. Zaten anlasaydı şaşardım. Bu kadar anlayışsız bir kocan olduğum için ilk defa şükrediyorum. Eyvah. Gene mi gördü yoksa? Yani bu gelende Helmut'sa Kerkenes Feyzullah bile bunu anlar. Herkese kıyak akşamlar. Orta baş damat. İçme şu zıklımı. Bizim köydeki tekeler bile senden daha iyi kokuyor. Ya Valide Hanım, anlatamadım şunu size bir türlü. Bu bizim resmi kokumuz. Yani aileden gelen bir koku. Zaten vodka kokmaz ki. Yani içiyorsam kendim için içiyorum Valide Hanım. Ben Feyzullah değilim ki için gavulli karizmam çizilsin. Ne dedin sen? Pardon, ne dediysem alt ettim galiba. Hemen mutfağa gidip ağzıma biber süreyim. Ayağa gel buraya. Ver bakayım şu şişeyi bana. Kokmuyor mu? Tabii ya, bizde yalan dolan olmaz. Perya, tamam güzel torunum. Kurtulduk sayılır. Çok güzel bir planım var. Sahi mi? Anlat hadi. Bakalım şimdi ne yapacağım büyükbaş damat. Bak Perihan, sarhoş bir deve neler yapar birazdan görecek. Bak iffetli Zevcem Hacer, gözünü seveyim annene mukayyet ol da yani herhangi bir densizlik yapmasın. Yani çıra gibi yanarım vallahi lazım. Tamam bacanak, merak etme, her şey yolunda gidecek icabında. Yani muhterem bacanak, yani olmaması gereken yerde olmak gibi bir hatada bu kadar ısrar eden başka bir adam yok vallahi lazım. Sevgili büyükbaş damadım, şu portakal suyunu iç de aklın fikrin açılsın. Portakal suyu mu? Yani o da nereden çıktı yahu? Ha? Ay bak şimdi, bu yaşa kadar öğrenemedin mi? Şimdi portakal yuvarlak bir meyvedir, sıkarsın içinden de böyle sarı bir su çıkar. Hadi iç. Yahu niye içiyorum şimdi valide, niye içiyorum? Vitamin alasın diye. Ne demişler? Vitamin al bol bol, ağrımasın ne el ne de kol. Oh oldu işte, afiyet olsun. Yarasın bacınak, yarasın. Yarasın mı? Afiyet olsun diyor canım. Ne iyisi? Et falan dönmüyor mu fıldır fıldır? Yoo. Oo, o kadar şey adama ne yapar ki? Ya büyükbaş damat, bir portakal suyu daha içeyim mi? Yahu hayır canım, niye içeyim şimdi durup dururken portakal suyu? Allah Allah. Senin de hoşuna gitti değil mi? Perihan kızım, Perihan koş. Geliyorum anneanne. Al bir bardak portakal suyu getir. Yahu onu da içmeyecektim zaten. İkinciyi niye içeyim yani ha? Gerçi tadı bayağı da güzel canım. Oluyor. Ne oluyor? İyi oluyor, iyi. Al. Hadi iç. Oh. Perihan bir tane daha getir kızım. Hop, bir tane de bana kap gel. Mağdur durumdayız sattı zaten de. Kendi vodkamızdan içemiyoruz, iyi mi? Ne vodkası bu? Canım ne vodkası? Vodka. Ceketinin vodkası sökülmüş. Ha. Bak geldi. Aman da gelmiş. Oh. Allah öylesin ya. Bu portakal suyu da nefis bir. Ya.
kayıp bir etkisi var. Dönüş insanın yeeeet ulan diye bağırası geliyor. Aslan damadım, tutma kendini biliyor musun? İçinde kalmasın, bağır. Yavrum, şşş. Ya şimdi misafirler gelecek ya, ayıp olur ya. Ayrıca içeri kollarda kaldım, çıkıdım, çıkıdım, oynasın. Ne tutuyorsun? Canın istiyorsa oyna, gel. Oh, oh, oh. Vay be. Vallahi her şilingir sofrasında böyle has adama ihtiyaç var. Bu zamana kadar kendini niye sakladın bacanak? Öf. Buyurun, hoş geldiniz. Oo, selamun aleyküm. Hoş geldiniz, hoş gelişler ola Mustafa. Yahu ne diyorum ben muhterem, sefa geldiniz. Sefa mı olsun? Sefa mı? Oh. Burada bir koku mu var? Bu ne kokusu ya? İçki kokusu. Aa, ah Kadir ağa. Kaç kere dedim içkiçimize gelme. Yahu evin bereketini, betini kaçırıyorsun ya. Yani mahkeme başvurup bacanaklıktan reddedeceğim vav. Hoş geldin Beyoğlu. Hoş bulduk anacığım, hoş bulduk. Aaa, seniz Beyoğlu. Oğlu da Kasımpaşa'dır herhalde. Zaten Beyoğlu aşağı Kasımpaşa. Beyoğlu lan, bana bir portakal suyu daha ver lan. Baba, ben buradayım. Sen içer misin Memduh Şevki? Ya dur ya, ben sana kısaca Memduş diyeyim aklıma. Bak gördün mü Feyzullah abi? Ben sana diyordum içince bırakılmıyor bu diye. Ya ne? Buyur baba. Hey, ulan helal olsun be. Tadı damağına kalıyor insan. Benle, senle. Bütün hesaplar benden geçiyor. Bana kaderimin bir oyunu mu bu? Biz evlenecektik onunla, bir kızımız olacaktı. Ya yapma be ağlanı işte. Beni de ağlatacaksın şimdi. Ağlamak istiyorum. Çok tavuş, ağlamak güzeldir. Benim gözlerde yaşlar süzülüyor. İçelim çok tavuş. Hadi içelim. İçelim de hesaplar senden değil mi? Bak almazsın ya, Alman hesabı olmasın yani. Yok, ben ödedim. Garson gel. Gel abicim gel. Buyurun efendim. Buraya iki şiş. Evet. Bir büyük rakı, ortaya büyük bir salata, biraz da çerez merez getir. Peki. Hadi abicim. Yapma be Alman'ın işten be. Ay, hadi be. Yeter lan. Yeter artık damat. Çok içtin canım. Ya insan içtikçe içesi geliyor. Memduş, seni bir öpeceğim ya. Dur muhterem, sakin ol ya. Ya, müstakbel. Öpmeyeceğim de kim öpeceğim ya? Yahu yeter bebeğim, yeter. Efendim, sebebi ziyaretimize gelelim artık değil mi? Allah'ın emri, peygamberin kavliyle biz buraya... Lan buraya oturmaya mı geldik lan? Hadi biraz oynayalım, hoppa! Hadi yandan, oynasanıza lan! Allah! Ya muhterem, ne oldu sana böyle? Hop! Yeter be! Yeter ha!